Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine Ertuğrul Hocam'ın yanındayız. Merhaba Ertuğrul Hocam. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ama bu sefer farklı bir. Evet. Şimdi evet. Zaten klasik oldu. Her yıl burada karışma çekmeye geliyoruz. Çünkü en güzel karışmalardan bir tanesi de Ertuğrul Hocam'ın damında oluyor. Ama ben böyle karışmaya tam zamanında. Evet hocam. Şöyle kuşların, senin bir ifaden var, para gibi oluyor diyor. Evet. Böyle onun için ne lazım? Soğuk lazım. Soğuk lazım. Dağlara ya kar düşmesi lazım, evet. Ya da tüm evlerde sobaların yanması lazım. Kameramız görünüyor mu bilmiyorum. Ertuğrul Hocam şu anda boncuk, evet. Boncuk terliyor. Evet. Ben de şu sıcağa inanamıyorum. Bugün 10 Kasım. Şu sıcağa bak ya. 10 Kasım hala yani ceketi biraz keyifsiz diye giydim. Al. Aha. Yani altın üzeri tişört yani. Evet, tişört. Sabah üşüyoruz diye gittim. Aynen tişört. Bu adamdan soyunuyorlar diyecekler şimdi. Ya sıcak. Hava sıcak. Hava sıcak. Nasıl oluyor karışmanın? Uçmaz. Uçmuyor hocam. Değil mi? Tadı yok. Uçuyor. Ağzının yeriyle bir 10-20 dakika çıkıyor. Evet. Ondan sonra lay lay lom. Evet. Tadı yok. Tadı olmadığı için de şu an sizlerle buluşturmayalım bu videomuzu. Böyle en soğukların güzel olduğu, karışmanın evet, güzel olduğu zaman. Güzel olduğu dönem. Hocam gel diyeceğim, ben gelip tabii, çekeceğim. Gelin buyurun hocam. Havalar düzelsin. Şimdi, kuşumuzun tadı yok şu anda. Evet. Kimsenin kuşunun tadı yok. Hava sıcak. Var. Hava sıcak. Bugün burada olma sebebimiz, evet, bu Melih'i yenemedik. Melih? Yani senin şurada dibinde, arkadaşlar şimdi daha sonra gösteririm, o kadar geldim ki. Yani Ertuğrul Hocam'a. Melih dedi ki, hocam zaten biliyorsunuz pazarda ilk kuşlarını aldık. Ben ilk, evet, şunu sordum, Melih Ertuğrul Hocam dibinde nasıl olur? Ben direkt telefon açtım, hocam izin veriyor mu? Bu iş olur mu? Hocamın izniyle zaten. Hocam biz Melih'le konuşuyoruz zaten. Ha. Yani bu kuşçuluğun bir adabı var, terbiyesi var. Evet. Karışmaya bırakıyorsan karışmaya bırakırsın. Karışmaya bırakmıyorsan karışma saati yaklaştığında bütün kuşunu içeri koyarsın. Ha. Kuş filan uçurmazsın. Karışma vakti, karışmaya bırakmadan kuş uçurursan bu terbiyesizlik olur, ha, yanlış olur. Bunu biz Melih'i zaten öğrettik. Öğretiyor. Kurgular da inşallah. Senin kontrolünde olacak zaten. Şimdi ben birkaç gündür Melih'in bu şekilde sizin birlikte onda kuş yapma düşüncenizden dolayı acaba şöyle diyorum. Şimdi Melih'e biz buradan biraz kendi yavrularımızdan, evet, kendi anne babası yıllardır bizde olan kuşlardan, sağlam kuşlardan, evet, Melih'e biraz verelim diye düşünüyoruz ama acaba kendi başımıza bela mı açıyoruz diye bende bir soru işareti oluyor. Yani hocam, inşallah ama çok, çok teşekkürler. Yani büyük kıyak Melih, arkadaşlar. Gerçekten şurada terbiyeli bir çocuk hocam. Evet evet. Babası, annesi, ailesi, evet, zaten komşumuz yani. Hı-hı. Melih güzel bir çocuk. Lafımızı dinler. Lafımızı dinlemese de ben olmasam başka kuşçu gelir damdan aşağı atar. Bu iş böyle hocam. Öyle, aynen çünkü öyle. Çünkü insanlar emek ediyor, zahmet, aynen, ediyor, para harcıyor. Şimdi bir de biri gelip 10-20 tane karışma yaptı, kuşu, evet, karışmayı bozdu mu? Söz dedi hocam. Kaçak. Sizin, evet, dedi, söylediğinizden bir gram dışarı çıkmayacağım. Şimdi önce burada sizin güvercinleri bir görüntüleyelim. Daha sonra da, evet, bize ayırdığınız o güvercinlerle ne yapacağız? Adım adım bize anlatın, evet, bize yol gösterirseniz. Tamam, ona göre biz de kuşumuzu inşallah karışma kuşu yapacağız. Şimdi nereden bugün başlarız? Alt damdayız hocam. Alt dam. Burada 10-12 kümesimiz var. Burada kendi kuşlarımız var. Evet. Alım satım yaptığımız kuşların kümesleri, evet, de var. Şu an dışarıda gördüğümüz kuşlar. Evet. Hocam bunların, hı, burası şu an 150 tane. 150 tane. 150, 170, 175 kadardı. Birazını size ayırdık. Evet. Bu damda uçmamış olanlar hocam. Evet. Hiç dam yüzü, yukarı damı görmeyen kuşları. Tamam. İnşallah Melih'e ve size. Şimdi bu güvercinler burada 150 kadar mı kuş var? Yok hocam. Bunlar ne? Bunlar 150 kadar. Heh. Bunlar 2021 yavruları ve anneleri. Yavrular ve 2021 anneleri. Evet. Tamam. Yani tahminim 100-110 kadar bu senenin yavrusu var. Full kendi güvercinlerimiz. 40 kadar da anneler var. Heh. Bu şekilde burada 150 tane kuşumuz var. Zaten şimdi ben hemen gözüme ağlar. He, nakışlı, evet, şöyle şu tarafa doğru az bir sonra şurada ispirler olsun, müsevitler olsun. Bunlar kara nakışlı, he, kara müsevitler. Gölgümüş kuşlar var. Maşallah maşallah, birbirinden güzel. Burada iki erkek yok hocam. Yani 2 yaşlı, 3 yaşlı, 4 yaşlı o şekilde erkek yok. Şimdi buradaki güvercinleri nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Şu an bu an dışarıda gördüğümüz bu güvercinleri.
Ne anlamda yani? Yani bunlardan yavru mu alıyorsunuz? Hocam, yukarıdaki yok. Karışmaya bunlar, değil. Şimdi bunlar yaz ve yaz öncesi işte Şubat, Mart, Nisan, Mayıs aylarında aldığımız yavrular. Evet. Bunlar yaz boyu zaten yukarı damdalardı. Evet. Buştular, sün oldular. Tamam. Ama şu an karışma başladı diye, yerimiz müsait diye istirahata çektik. Kışı aşağıda geçirsinler. Çünkü hava soğuk. Burada el bebek, gül bebek bunlara kışı geçirteceğiz. Evet. Bunun tahmini Şubat'ın 15'i gibi bu kuşun tamamını, aha, sadece anaç dişilerimiz hariç tamamını geri yukarı dama çıkartacağız. Bunlar şu an kapıyı açsak yani bu alt kapıyı açsak dışarıda kovalasak hiçbiri bir yere gitmez yani bu damı üst damı bilen tamam. Kuşlar. Tamam. Uçan kuşlar. Tamam bunlar böyle. Buradaki dişilerimizin kamuzluk erkeklerin üstümesi burası hocam. Bu dişilerin kamuzluk. Kısa sürede bunları birleştireceğiz yani genişte atacağız. Evet. Şimdi burada damızlık erkeklerimiz var. Hepsi erkek. Maşallah. Önce bir maşallahımızı söyleyelim ve bir maşallahınızı esirgemeyin arkadaşlar. Bakın ağlara. Şimdi maşallah. Eski videolara göre 3 tane abraş fitilli var hocam. Ne? Abraş fitilli? Yani göğkuyruk fitillinin alacasına abraj denilir hocam. Öyle abraş mi? 3 tane. Bunları bizim Emmoğlu Kemal Gökoğlu'ndan sahiplendim. Allah Allah. İlk defa duydum. Evet. Sarı müsevde alacası. Anne evet. Babasını gördüm bunların. Çok güzel kuşlar. Evet. Sarı müsevde alacası. Ayrıca burada 8 tane de Kebir Ahmet amcamdan. Bu kırmızı kuyruk güllü, sarı kuyruk güllü alaca olanlar da var. Tam olanlar da var. Evet. Beyaz olanlar da var. Evet. Biliyorsunuz bende de kırmızı kuyruk güllü evet, var. Evet. Aynen. Bunları çapraz eşleştirdik. Bunlardan da. Yani burada 30 kadar erkeğimiz var. Evet. Bunlardan işte burada da zaten çoğunun dişisi var dışarıda. Bu ağlar geçen yıl var mıydı? Vardı hocam. Bizim kederlikler işte esas. Güzel yavruları bu şarabı olanlar veriyor hocam. Bakın bu beyaz olanlar şarablar. Evet. Bu ağ olanlar bu şarabların yavruları. Ha bakın arkadaş şunlara ağ, evet. Şunlara da daha açık renkli olanlara da evet. Şarabı. Vay be maşallah. 4 tane şarabı var burada. Maşallah. 4-5 tane. 3-4 tane de ağ var. Burada 10 kadar ağ şarabı erkek var. Hep dışarıda bir şeyler lazım. Bunları zaten bir kümese koyacağım hocam en başta çiftliğe başlarken. Evet. 26-27 tane ağ şarabı var burada. Evet. Tek kümese koyup oradan çiftliği başlatacağım inşallah kısa sürede. Şamı var mıydı? Şamı var hocam. Yani geçen yıl var mıydı? Şamılar vardı. Vardı evet. Maşallah. Bunlara dişi sıkıntısı yaşadık. Dişimiz yoktu. Öyle mi? Bir dişimiz var hocam. O da ters geçirdi. Ha. Çok da değerli bir dişiydi. Evet. Bu sene belki bir böyle boş bir alanda bir yumurta almaya çalışacağız. Evet çok güzel maşallah. Tamam. Böyle evet, bunların yavruları erkek da var yani. Bu tane zaten hep dışarıda bunların yavruları da var şu an. Evet. Şimdi ikinci kümesimiz. Hocam şimdi buradan öte. Burada bizim 150 tane işte yavrular ve anneler var. İşte evet. 30 kadar da babalar var. Burada 180-200 tane kendi kuşumuz var. Tamam. Diğer şu an 5-6 kümeste de alım satım yapıyoruz kendi çapımızda. Evet. Alım satım yaptığımız kuşlar var. 400-500 tane erkek olarak var. Uf. 150 tane dişi olarak kuşlar var. Evet. Sürekli de sirkülasyon halinde. Mesela bir kişi diyor ki evet. Siz biliniyorsunuz zaten Türkiye'de. Urfa'dan diyor ki bana kardeşim diyor 50 tane diyor bir diyor bölük diyor ayarlasan diyor. Evet. Onun gibi mi mesela? Biz çoğunlukla şöyle hocam. Şimdi 500 kuştan 50 kuşu seçmesi zor oluyor. O çoğunlukla buraya gelen arkadaşlar tamam geldi. Veya buraya davet ediyoruz. Tamam. Yani gelsin kendi beğendiğini alsın, seçsin alsın. Ne kadar isterse. İsteyen bir tane alır, isteyen hepsini alır. Ama şöyle, biz Facebook'tan da paylaşım yapıyoruz sahiplendirilecek şeklinde. Evet. Öyle paylaşım yaptığımız kuşları 3-5 gün bozamıyoruz. Ha. Yani şimdi mesela burada ufak ayar kümesimiz var. Ufak evet. Ayar kümesini ben Face'de paylaştım. Hı-hı. Şu an satmaya çalışıyoruz. Fiyat evet. Verenler var pazarlık aşamasında. Hı-hı. Şu an kesin bir satış yok. Evet. Şu an onu Facebook'ta paylaştığım zaman kesinlikle içine bir kuş girmez de çıkmaz da onun içine. Çok o güzel. O şey yani. Çok güzel. Yanlış olmasın diye. İşte prensip ama meselesi. Ama diğer kuşlardan bir tane de alabilir, hepsini de alabilir. Kaç tane alırsa alsın. Tamam. O zaman bu videonun açıklama kısmına ben sizin Facebook adresinizi koyayım. Evet. Takip etsin yani. Güvercin düşünen vardır. Ama takip etmeye gelen arkadaşlara yardımcı oluruz. Aynen. İstediği çeşit elimizde yoksa da çevremiz var, arkadaşlarımız evet. Var. Yardımcı olmaya çalışırız, yönlendirmeye çalışırız. Evet. İlk başta dişilerden başlayalım hocam. Tamam. Buranın tamamı dişi hocam. Tamam. Tamamı dişi.
Şimdi bu dişiler satlık mı? Bu dişiler evet. Ha. Sahiplenmeyecek. Tek tamam. Tek herhalde bunlar yani gelen ya bir alıyor, iki alıyor, üç beş alıyor. Evet. Bunlar çünkü çite atmak amaçlı. Yani ihtiyacı olur. Yani mesela şöyle bir sarı ihtiyacı olabilir. Sarı alacağı, ondan sonra kara alacağı, ne bileyim değil mi? Ya, fitilli. Kara nakışlı. Kara nakışlı. Yani işte beyaz fitilli var. İşte evet. Göğü gümüşler, kara gümüşler. Ha. Bakın göğü gümüşün güzelliğine bak. Maşallah. Aa renge bak. İstanbul'da kırk kuyruk kara var yine. İşte başka sarı. Evet. Sarı gümüşler, kırmızı gümüşler. Evet. Alaca kuyruğu beyazlar. İşi çok. Bir de şimdi şu, ben şu göğü gümüşü görünce şey diyesim geliyor. Renk var, renk var arkadaşlar. Bak rengin açıklığına bakın maşallah. Bu kuş mükemmel bir kuş ama hatası var. Kuyruğunda sokusu var. Ha sokusu var ama rengi çok açık, çok tatlı. Rengi mükemmel bir. Göğdeki aranan renk yani. Değil mi? Aynı aranan renk arkadaşlar. Göğ renkte olması gereken yani. Bu açıklıkta olmalı. Açık. Aynen. Gök mavi, apaçık mavi. Aynen. Çok güzel maşallah. Bak dişi şey var, çarşılı var mesela. Ara çarşılı var. Ne bileyim çinçini diyorlar. Kırmızı alaca kırk kuyruğu. Evet. Kırk kuyruk olanı da. Aa, kuyruğu ben aldım bak mesela. Onu da söyleyelim. İzmir'den bir arkadaşımız çarşılı istedi. Evet. Erkeğini pazardan bulduk. Dişisini. Evet. Ertuğrul hocam da varmış. O çok daha güzeldi. Çok yani müthiş bir dişiydi. Evet. Onu mesela aldık, eş yaptık, gönderdik İzmir'e buradan. Bazen çok hocam, güzel. Böyle yani kuş alım satılınca illa böyle elen altı veya işte hambal olarak kullanılacak kuşlar da elimizde oluyor. Yani evet. Bazen çok düşük fiyatlara bile kuşlar verebiliyoruz. Evet. Şu an yani bunun içinde de çok askeri düşük verebileceğimiz kuşlar var yani. Ha bakıcılık yaptırmak bakıcılık istediğine. Oluyor, ben, onu da arayan oluyor. Ha onu da arayan oluyor dediğiniz gibi ihtiyacı oluyor. Bakıcı. Burası? Burası posta ayarı kuşlarımızın evet. Bir bölümü. Hmm. Az önce dışarıda vardı çoğu yem atınca oturttum. Evet. Bunlar posta tarzı erkek kuşlarımız. He. İçinde dişiler de var. Biz evet. Onları biliyoruz zaten mavi çırçıklılar dişi. Evet. Bu şekilde bunun devamına geçelim. Tamam. Yani sen kapıyı kapat. Maşallah. Posta tarzının devamına geçelim. Postanın tarzının devamına. Burası şu an kategori kategori ayrılmış arkadaşlar. Abi. Posta tarzı. Küçük tarzı, büyük tarzı, posta tarzı. Hocam böyle. Dişi. Burası posta tarzı. Maşallah. Post takılmalı, safta. Veya işte fizik olarak postaya benzeyen kuşları. Evet. Biz kendimizce ayırıyoruz. Tabi alacak olan kişi. Evet. Buraya gelirse kafasına göre alabilir, seçebilir. Evet. Öyle maşallah. Şey. Aynen. Şuradan bir bölük yapıp kendine. Mülemans hocam o kuş. Mülemans mı? Vay. Safra mülemans. Yani şu an mülemanslar kuyruğu beyaz deniliyor. Özünde böyle kuyruğu kırmızıdır yani. Evet, evet. Mesela o kuş. Aa kırmızı kanatlar, sarı kanat, yok kanatlar. Kanat postalar, alaca postalar. Oo. Tek renkler de var, çift renkler de var. He. Çok güzel. Mesela çakmaklı alaca posta hocam şu an yani. Ya Ertuğrul hocam çok ben güzel. Buraya gelmem çok iyi oldu. Niye biliyor musunuz? Şimdi bana o kadar fazla kişi ulaşıyor ki ya diyor ki bana diyor mesela göğ kanat bak şu an Instagram'dan arkadaşım biri ısrarla göğ kanat post istiyor benden. Hocam şöyle. Ya diyorum arkadaşlar bakın ben güvercinim belli. Sayılı yani benim damdaki kuşlar. Bir pazara gitsem olur. Aa Ertuğrul hocam ben bundan sonra sana yönlendiririm. Hocam şöyle. Yani birçok kuş bulunuyor bak. Bir kuş, üç kuş, beş kuş da benle ilgilenemiyorum. Ha, zamanım yok. Gerçi yani. Hocam da öğretmen aynen. Yani. Şimdi adam bir tane kuş, iki tane kuş alacak. Evet. Ben onunla ilgilenemem yani. O kadar evet. Zamanımız yok. Öyle bulacak adam buyur gelsinler gelsin. Elden alıp gidecekse. Sosyal medyadan yazışak aldıydım, parayı gönderdiydi, otobara gönderdiydi. Biz öyle uğraşamayız yani. Zamanımız yok. Aynen bir bu işlerle uğraşan birisi olsa mesela. Yani bizim dışarıya göndermek için en az böyle bizden bir 30-40 kuş alması lazım. Evet. Bir de şimdi buradan bir adam dedi ki ben tamam 30 tane istiyorum. Hı-hı. Hangisini istiyorsun? Nasıl seçelim? Sonra şunu yani, istemediydim. Onu koy. Onu çıkar. At dışarı. He. Video çek, gönder. Şu kalsın. Şunu koy yerine falan. Yani bu geçmiş dönemdeki tecrübelerden dolayı evet. Artık öyle bir satış yapmıyoruz hocam. En ihtimal ne geliyor biliyor musun aklıma? Melih çabuk büyüyor. Çabuk büyüyor Ertuğrul hocama yardımcı ol. Melih şu anda da bunu da söyleyelim. Ertuğrul hocama evet. Burada yardımcı oluyor. Melih geçen sene Haziran'da karnelerin dağıtılmasından beri yanımda sağ olsun kuşlarımıza bakıyor. Evet. Yaz dönemi biz hep yayladaydık.
Tayfun. Her kuşumuza bakıyor. İşi aynen. de bayağı öğrendi hocam. Maşallah yani maşallah. Sizin de orada gözünüz arkada kalmasın. Aynen. Belli bir standartlar oturuyor. Yenileme, hı-hı. sulama, temizlik. Oo. Yenmeli. Öğreniyor hatta da işi. Yapıyor çok şükür. Güzel. Senin elin altında öğreniyor da. Güzel. Başka şimdi var mı? Şu da bayağı. Hocam şimdi Meli bunların kapısını aç. Hı. Hemen bunları dışarıda sergileyelim. Hocam şunları sürelim. Tamam. Hadi bakayım. O direkt gidiyorlar ha. Evet, maşallah şu kadar. Meli orada bak. Maşallah. Dışarıda karadelmiş hali falan var. Aha, karadelmiş. Tamam. Kaldır onları kaldır hemen girerler. Tamamı damla ne kadar güvercinlerdir? Şu an 800 bin arasıdır. Uf, 800 bin güvercin var. Ama yani bugün var yarın yok. Sirkülasyon bazen çok hızlı oluyor. He bir bakıyorsun. Yani bir bakan ki yarın bu satın kuşlarından hiçbiri kalmamış. Gelmiş 200 tane almış gitmiş. Hocam bunları dışarı çıkartalım. Dışarıda heh. Çekin. Tamam dışarıda daha güzel. Maşallah maşallah. Maşallah bak kırmızı balina, keşmir, ooo pilati. Sahiplendireceğimiz kuşların bir kısmı bizim orta aya renkli dediğimiz kuşlar. Orta ha. Posta olmayan kuşlar. Burada hmm. bunun içinde şu an posta veya posta kırması olan kuş yok. Hmm. Yani anladım. Bu ona göre işte böyle çeşitli kuşlar. Tabii kuşların içinde açık söylüyorum hocam. Hmm. Dam kuşu da var, hmm. tutsak da var. Evet. Yani, tabii sizin tutsak olan da var. Sizin tam veyahut da tutsak olup da size ulaştırılan da var. Harika. Tutsak da alıyoruz. Dam kuşu da alıyoruz. Kendimiz de tutuyoruz. Evet, evet. Bu aynen. şekilde. Tabii vereceğimiz her kuşu garantili veririz. Hı-hı. Yani bir hatası, kusuru çıkarsa. Zaten biz evet. burada sürekli gözlemliyoruz. Evet. Sıkıntılı gördüğümüz kuşu ayırıyoruz. Evet. Bizim burada bir de Allah rızası kümesini satıyoruz. Öyle mi? Değerimiz var hocam. He. Hemen orada alırız. Orada yemini, ilacını hı. bakarız elimizden geldiği kadar. Allah rızası için onu evet. düzeltmeye çalışırız. Evet, evet. Ya zaten burada hocamın en önemli söylediği şey, en güzeli buradan. Nereden gelirseniz gelin Türkiye'nin. Gelin evet. misafirimiz olun. Buradan kendi gözünüzle. Gel, istediğiniz çal. Ha, yani. Izle. Bir de dedim ki burada olması da şart değil. Ya, hocam bulur. Bulur yani, şimdi. Bu, tabii, yani tabii, bir istediği ulaşırız. Kuş varsa özellikle. Ama işte şimdi bazı arkadaşlar ulaşıyor. Ney? Aşamı Mehmet'in akışlı. Oo, çok üst düzey. Tamam. Olsun. He. Var. Yani var. He. Ama ne olsun? 100 lira olsun, 200 lira olsun. Öyle bir şey yok yani. Olmadı. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok yani. Olmadı. Şimdi yani, o söylediğin kuşlar bu muhabbeti ben daha birkaç hafta önce bir Instagram'dan yine bir arkadaş ulaştı. Aynı söylediğiniz güvercinleri sordu. Ben direkt binin üzerinde yani hocam, bu hocam özel güvercinler. YouTube'da yasak yok, sıkıntı yok. Ha. Şöyle bir fiyat bilgisi verdim. Erkek kuşlarda tamam fiyatımız hı-hı. topluda. Hı-hı. Topluda 40-50 liradan başlıyor. Evet. 40-50 liradan başlıyor. 80-100 lira kadar gidiyor topluda. Toplu. 30 tane, 50 tane. Ama mesela tekleme olursa, mesela şu an burada işte 40-50 liradan yine başlıyor. Evet. 200-250 lira kadar tekleme kuşlar var yani. Kuşuna göre fiyat değişiyor. Güzel. Şu anda bak tam bir fikir sahibi oldu arkadaşlar. Şimdi sosyal medyadan arkadaşlar şöyle ulaşıyor. Mesela şimdi bundan sonra ufak ayar kuşumuzu seçeceğiz. Onu çekelim, bunu çekerken bu konuyu konuşalım. Tamam. 3 aşağı 5 yukarı. Baştan kırmızılar, baştan evet. sarılar var. Çok yavrular, güzel maşallah. Yavrular. Evet. Evet dur baba bunlar da hemen bir dakikada. Bir tamam. Dakika. Orta burada mıydı? Nerede kümesleri karıştı? Şurası mı? Bunlar da mı çıkartacağız? Çıkartalım hocam. Tamam. Akıllı yani giren de. Tamam. O da orta ayar güvercinler. Onlar hemen giriyorlar zaten. Maşallah hemen giriyorlar. Hocam şu an mesela Face'de Ertuğrul Hoca Osmaniye güvercinin adresinde bu kuşları paylaştım ben. Evet. Bu kuşlar 100 tane. Çıkart ha bunları paylaştınız. Melih sen çıkart baba bunları. Tamam Melih yardımcı ol. Şöyle bu tarafa mı? Heh.
ters ışığa geçiyoruz. O yüzden öbür tarafa geçmeye çalışıyorum ben. Bunlar da orta. Az öncekiler... Ufak ayar. Az öncekiler ufak büyük... Orta ayar. Bunlar ufak ayar dediğimiz. Ufak renkli. Ufak postu olmayan. Posta yok. Bak, ufak postu olmayan renkli kuşlar. Macar. Bak, Macar'ın daha güzeli var. Kırmızı yani. Macar. Günde Urfalı güldür bak. Ha, gördüm maşallah. Kırmızı alaca, çinçili, kuru, evet. Beyaz. Karagüllü. Macar da çok ha. Macarlar, güllüler. Güllüler, balinalar. Bango tarzı kuşlar. Filistinler. Maşallah, çok güzel. Mesela bunu Ertuğrul Hoca Osmaniye Güvenlik Adresi'nde paylaştım. Bu kuşa 45'er lira istiyorum, 40'er lira olur. Toplu, hepsini alırsa. Şimdi arkadaşların yaptığı yanlış yok. Yani bence bana fiyat soruyorlar. Evet. Hocam fiyat nedir? 45'er lira, 40'er lira olur diyorum. Tamam mı? 10 tane alayım o zaman ben. Öyle yok. Yok. Bunu toplu alırsan olur. Tabii. Bunun içinden 10 tanesini ben 150 liradan aşağı vermem mesela. Ha, tabii öyle yani seçersen fiyat bambaşka olur. Yani. Evet. Yani bunu arkadaşların tabii, bu işin, bir şekilde paylaşmak. Bu işin raconu bu. Bu işin raconu bu. Çok yani güzel. Önce toplu fiyat soruyor, sonra ben 10 tane alacağım. Tamam. 10 tane alırsan kardeşim o fiyata olmaz. Aynen. Çok alacağım güzel. Kuşa bak. Tabii. Ben vereyim buradan 10 tane 25'er milyona vereyim. Sen seçiyorsun. Ben vereyim yani. Gel 10 tane buradan 25'er liraya kuş vereyim. İşte o zaman. Yani evet. Toplu fiyatla evet. Tekleme fiyat veya işte 100 tanenin 10 tanesine 20 tanesine. Fiyatlar farklı. Bu herkes de böyledir ya. Bu işin nasıl diyeyim raconu budur ya. Nereye gidersen git, kime ya gidersen git. Bazı arkadaşlarımız ya kurnazlığına kaçıyor ya anlamak istemiyor ya işi bilmiyorlar diye ben böyle bir anlatayım dedim yani. Tabii yok bu işin şeyi bu, yani budur arkadaşlar. Toplu sorup da azını almaya çalışmak o yok. Zaman fiyat değişir. Yok öyle bir şey yok. Kimse de gelip kuşun kötüsünü almaz yani. Herkes tabii canım aynen. Tamam bunları da koyalım. Şimdi gelelim. Melih'e ve bana. Ben ortağım ya Melih'e. Evet. Şimdi arkadaşlar bu kuşların özelliğini Ertuğrul Hocam söylesin. Şimdi hocam Melih ve siz kuşa başlarken işte ne yapalım? Şimdi bir kuşçuluğa başlama işi vardır. Evet. Önce kuşçuluğa askeri fiyat uygun olan kuşla başlanır veya yavru kuşla başlanır. Evet. Şimdi sizin de burada çok zarar görmemeniz için Melih'in de zaten yaz dönemi kendi elleriyle büyüttü. Evet. Yukarı damı görmeyen, hiç uçmamış kuşlar var burada. Kendi yavrularınız. Evet. Çoğunun anne babası yıllardır bizde uçan kuşlar. Evet. Kaza kurşunu olan kuşlar da var içinde. Evet. Mesela kırmızı müsevit A ile çiftleşmiş. Değişik böyle kuşlar verdiler. Gırdel. Değişik kuşlar. Öyle yani bir başlangıç kuşu. Soyu güzel, soyu. Siz diyorsunuz ya bizde karışmaya katılmış babası. Tabii şeyleri yani isim başlangıç kuşu olarak vereceğiz. Biz Melih'le dün bayağı seçtik hocam. Evet. Melih Beşiktaşlı herhalde. Ayaklarına da siyah beyaz çıt çıtlar taktı. Siyah beyaz çıt çıtlar. Böyle bir 23 tane kuşumuz var hocam. Tamam. Bunun biz 20 tanesini satın aldık arkadaşlar. 3 tanesini de Ertuğrul hocam sağ olsun. Ben şimdi bir teşekkür sunayım kendisine. Üçünü de hediye atmış içerisine. Evet. 20'sini de biz ortağımla birlikte. Ortağım diyor ama ortağın cebinden 5 kuruş çıkmıyor bu arada. Ya batırdı beni. Arkadaşlar bu hocam bunlar zaten bu işe... çok iyi biliyor bu kuşları. Ha diyor ben bunlar yumurtayken yani çıktığında biliyor. Parafilistinler annesi babası bende hocam. Parafilistinlerin. Maşallah. Şimdi hocam bunları götürdük. Ne yapacağız? Bize kısaca bir hocam şimdi bunları götürünce yeri değiştiği için. Evet. Yani biz de insan olarak bile bir yerimiz garipseriz. Önce kümesin içine kanadını bağlamadan bırakacağız. Bir gün iki gün. Kümes de rahat edecek. Tamam. Yani bir de kanadını bağlayınca onun gerginliğini de yaşamayacak. Hayvan stresini yaşamayacak. Tamam. Bir iki gün bağlamadık. Tamam. Üçüncü gün kanadını filtekeledik. Tamam. Dışarı çıkartmaya başlayacağız. Evet. Böyle tahmini bir hafta kadar. Tamam. Bir hafta kadar dışarıyı öğreteceğiz. Gezecek. Girip çıkmayı öğreteceğiz. O anda biz yanında olacağız. Yemini dışarıdayken. Yemini de kuracağız. Evet. Yemini de akşam vereceğiz. Tamam.
Ondan sonra bu 10 günlük süreçten sonra kanatlarını açacağız hocam. 10 günden sonra içinde. Tamam evet. Kümesin içinde kanatlarını açacağız akşamdan. Tamam. Diğer gün bundan sonra akşam üzeri. Evet. Yani ezanla bir. Ezanla bir dışarıya çıkartıp gezdireceğiz 3 gün. Gezdireceğiz evet. Ondan sonra 15. gün falan. Hı hı. Ufak ufak. Ufak ufak. Kovalayacağız. Kovalayacağız ama öyle poşetle falan kovalamak yok. Ufak şöyle tur atıp konacağa kadar. Kalk oğlum diyeceğim. Bir ikisi kalkacak. Üçü beşi kalkacak falan derken. Evet. Böyle böyle inşallah bunlar 20 güne bir aya böyle hı. size bir dönmeye başlar. Bu arada hı. aldığınız garip kuşları falan bunların arkasına hı. uçurmaya başlarsınız. Ha tamam anladım içine. Yani bu size bir başlangıç kuşu olur. Evet. Buradan İnşallah en az zayiatla. Bu yavru kuş kolay kolay zayiat vermez. Ne derler ama? Çöp sokmazsın. Ha. Arının yuvasına çöp sokmazsan. Çok ürkütmezsen. Bu yavru kuş kolay kolay kaçmaz. Vermez. Ha bir yeri bilmiyor çünkü. Yani ilk kovalama, küşleme anı 15 gün sonra başlamalı. Aynen. 15 günden önce kovalarsan bu yavru kuş yalan Melih olur. Duydun mu? Bak bu, 15 günden önce kovalama yok. İstersen bu videoyu tekrar tekrar izle bu anlattığı kısmı. Eğitim eğitim. Az önceki var ya hem senin için hem de ben güvercin besliyorum. Çok kaçırıyorum diyenlere abi eğitim niteliğinde şey anlattın. 10 kere 20 kere kovalamak da yok hocam. He, yani az önceki anlattın var ya yani tam böyle eğitimi bu işin evet. anlattın. Yani bunları akşam üzeri çıkarttın mı zaten kovalamayacaksın. 3-5 gün akşam üzeri alıştıracaksın böyle dışarıyı öğreteceksin. Konalgaya çıkacaklar aşağı inecekler böyle yemle oynatacaklar. Evet. Ondan sonra gündüz böyle cumartesi pazara denk gelen hafta sonu gündüz çıkartacaksın. Böyle az bir şey kaldıracaksın. Bir ikisi kalsın. 3 olur 5 olur bir bakalım ki bir ay sonra bunun hepsi uçar. Zayiat da vermezsin. İnşallah, kolay inşallah. Kolay. Ama çöp sokarsan hocam, gene de bunlarda çok saf, temiz kanlı kuşlar var hocam. Evet. Yani bunlara çöp soksan da, 3-5 gün daha öğrendikten sonra evet. hata yapacak kuşlar var hocam. Bu şu sarı mor postanın güzelliğine bak. Maşallah, rengi çok... Bunların hiç ataları, dedeleri hiçbiri yalan değil. Bak burada 6-7 tane evet. posta türü kuş var ya hocam. Evet. Bunlar... Yani yeter ki 3-5 gün daha mesela. Maşallah ispirler var içerisinde. İspirler değil aslında. Var. Ne yok? Bunlar hocam bizim kırmızı müsevi çiftliğinin erkeği bir dişiye basmış. Kırmızı müsevi erkek, sarı müsevi anne. Dişiye. Çıkana bak. Üçü bir büyüttü bu ikisini bir. Vay be. Yani bunlar kırmızı müsevi çocuğu. Kazan kuşunu burada. Vay be. Kırmızı macar var yukarıda bir tane. Kırmızı macar var onun. Kardeşim var diyor. Kardeşi vardı hocam onu bozuk vermiş. Maşallah. İyi. Şuradaki. Oğlum valla beni sen karıştırıyor da olabilir mi? Yok hocam Melih olabiliyor. Melih hayırlı olsun. Sana bana hayırlı olsun. Sonuçta orta az bu işi beraber yapıyoruz. İnşallah. Ertuğrul hocamın da büyük desteğiyle gerçekten çok ama çok teşekkür ediyorum. Yapılacak iş değil. Büyüklük gösterdi. Burada hemen dibinde koltuğunda böylesi bir şeye kuş izin vermez arkadaşlar. Şimdi evet, bu ayrıca kimse koltuk istemez kimse hocam. Koltuk istemez. Kimse koltuk istemez. Bizde tabirle şudur. Koltuk yeşertmek de istemez. Ah Ali yani. Bak koltuk. Ama biz elimizden şimdi koltuğumuzu adam etmeye çalışıyoruz. Aynen yani, aynen. Kuş etmeye çalışıyoruz. Melih yani. İnşallah ilerleyen süreçte de yüzümüzü kara çıkartmaz yani. Ya, yanlış. Olarak değil yani. Evet. Sıradaki bütün kuşçu arkadaşlarımız. Aynen aynen. Karışma zamanı yok. Ha, karışmaya çıktın başla acı. Adam akıllı karışmanı yapıyor, tamam, sıkıntı bırak. Yok. Ha, aynen. Ama karışmasa bu kuş girmiyor, ne yapayım? Yok abi. Ayarını vereceksin, yemini kısacaksın, yem vermeyeceksin. Bu kuşu karışmadan önce içeri koyacaksın. He, tamam. Karışmaya çıkıyorsan zaten artık o zamana kadar kuşçuluğu öğren. Tamam. O... Zaten Melih hocam gerçekten yanımızda çok pişti yani olayları öğrendi. Tamam, tamam. Bu uygular işin şeyini, adabını, eğitimini. Sürekli görüşürüz kendisiyle. Tamam, tamam. İnşallah. İnşallah devamı da gelir kuşun yani. Kuş olur. İnşallah hocam. Bak. Devam edeceğiz, başlayacağız. Bir yola baş koyduk. İnşallah biz de bakalım karışma kuşu yapabilecek miyiz? Melih'le birlikte ortak. İnşallah orada Melih'in damında güzel karışmalar çekeriz. Bu da bizim karışma güvercinimiz. Benim orada olmuyor köy. Biz arkadaşlarımız karışmaya güvercin göndereceğin mi diye. Arkadaşlar bizim orada karışma yok. Karışmayı inşallah Melih'le kurduğumuz ortak kümeste yapacağız. Sezon.
Sezona, yeni sezon. Bu sezon geçti. Yani yetişirdi hocam, yazlık olur. He, yok. Yani 300-500 kuş alırsınız ancak 50-100 tane. He, bu sezon yani değil, seneye inşallah. Yavaş yavaş, evet. Sabır, sabır. Aynen, sabırla, söz dinleyerek, hiçbir söyleneni ikiletmeden yerine getirerek inşallah bu işi hakkıyla yapacağız. Çok teşekkür ediyorum Ertuğrul Hayırlı hocam. Hayırlı olsun, Allah utandırmasın. Sağ olun, hocam. Evet arkadaşlar, güvercinlerimizi şimdi götüreceğiz. Kısmetse diğer videoda da bu güvercinlerin Ertuğrul hocamın anlattığı şekliyle dışarı çıkarttığımızda görüntüleyeceğiz. Başka videolarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.